Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bu dersimizde durgun sıvının basıncını ve basınç kuvvetini anlatmak istiyorum. Arkadaşlar sorularda özellikle basınç ve basınç kuvveti birbirleriyle karıştırılıyor. Böylece bu karışıklığı da bu dersten sonra gidermiş olacaksınız. Dersimize başlamadan önce bir ön bilgiler verelim. Arkadaşlar basınç birim yüzeye etkileyen kuvvettir. Basınç kuvveti de bir yüzeydeki basınçların toplamıdır. Arkadaşlar alan dediğimizde bir yüzeyde kaç tane birim yüzey varsa alanı odur. Mesela burada şurası bir birim karedir. Burada kaç tane birim kare var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Demek ki buranın alanı nedir? 12 birim karedir. Neden? Çünkü 12 tane birim kare var. Bu durumda birim yüzey ne oluyor? Şurası birim yüzey oluyor. Yani buraya etkileyen kuvvet ne olmuş oluyor? Basınç olmuş oluyor. Arkadaşlar yine 1 santimetre küplük hacmi anlatmak istiyorum. 1 santimetre küplük hacim demek. Bir küp düşünelim. Bu küpün her bir kenarı 1 santimetre. Dolayısıyla bu küpün hacmi 1 santimetre küplük hacim olmuş oluyor. Bu arada öz kütle kavramını hatırlayalım. Öz kütle 1 santimetre küplük maddenin kütlesine öz kütle diyoruz. Arkadaşlar yine ağırlık ve kütle ile ilgili bir hatırlayalım. Ağırlık kütle ile yer çekimi ivmesinin çarpımıdır. Yani kütleye etkileyen yer çekimi kuvveti ağırlıktır arkadaşlar. Bu ön bilgilerden sonra dersimizi anlatmaya başlayabiliriz. Arkadaşlar öncelikle şu basınç kavramını bir anlatalım. Şimdi arkadaşlar öncelikle basıncı bir tarif edelim. Şöyle bir yüzeyimiz var. Basınç neydi? Birim yüzeyi etkileyen kuvvetti. Bu yüzeyde birim yüzeyi belirleyelim. Birim yüzeyi 1 santimetre karelik bir birim yüzeyimiz olsun. Arkadaşlar şurası birim yüzeyimiz. Bu birim yüzeyimizde ne olsun? 1 santimetre karelik olsun. Yani şurası 1 santim, burası 1 santim. Şurası da tabii dik. Şimdi arkadaşlar buraya 1 santimetre küplük bir küp koyduğumuzu düşünelim. Şimdi arkadaşlar buraya 1 santimetre küplük bir küp koyduk. Şimdi arkadaşlar 1 santimetre küplük bir maddenin kütlesine ne diyorduk? Öz kütle diyorduk. Yani 1 santimetre küplük bir kübümüz var. Ve bunun kütlesi de öz kütle arkadaşlar. Buraya ne diyelim? D diyelim bunun kütlesine. Çünkü 1 santimetre küplük. Şurası 1 santim, burası 1 santim, burası 1 santim. Dolayısıyla bu maddenin kütlesi D. Yani öz kütledir. Şimdi arkadaşlar bu kütleye etkileyen yer çekimi kuvveti nedir? Bakınız bu kütleye etkileyen yer çekimi kuvveti D kütlesi öz kütlesi bir de çarpı G'dir. Evet. Yani öz kütleye etkileyen yer çekimi kuvveti nedir burada? D çarpı G'dir. Şu 1 santimetre karelik yüzeye etkileyen kuvvet de basınçtır. Şimdi arkadaşlar buraya etkileyen kuvvet nedir? Yer çekimi kuvveti. D çarpı G çarpı 1'dir. Çünkü bir tane öz kütle var burada. Şimdi bunun üzerine bir tane daha küp koyarsak ne olur? Bak
Bakın şimdi iki tane D oldu. Yani D çarpı G çarpı. Bunu siliyorum. Bunun yerine 2 yazıyorum. Üç tane üst üste öz kütleyi koyarsam ne olur arkadaşlar? Üç tane öz kütleyi koyarsam şu 1 santimetre karelik yüzeye etkiyen kuvvet D çarpı G çarpı 3 olur. Arkadaşlar birkaç tane daha böyle üst üste küpü üst üste koyarsak ne olur? Yani bu sefer şu yükseklik ne oldu arkadaşlar? Şurası. Şu yüksekliğe h diyelim. Arkadaşlar böyle bir durumda şu 1 santimetre karelik yüzeye etkileyen kuvvet ne olur? D çarpı G çarpı h olur. Bu anlatımdan sonra şimdi sıvıların basıncını anlatabiliriz. Şimdi arkadaşlar elimizde şöyle bir kap var. Kabın içi ağzına kadar suyla dolu. Arkadaşlar şu noktadaki basıncı bulalım. Buraya P1 diyelim. P1 diyelim. Arkadaşlar basıncı bulurken bakın ne yaptık? Öz kütleleri üst üste koyduk. Arkadaşlar durgun sıvının basıncını hesaplarken yine öz kütleleri üst üste koyarak basıncı bulmaya çalışın. Mesela bu bir nokta. Bir noktayı öz kütle olarak düşünelim. Bunun üstüne bir tane daha nokta koyduk. Bu noktaların her birini 1 santimetre küplük hacim gibi, yani her birini bir öz kütle gibi düşünelim. Üst üste koyduk bu noktaları. Arkadaşlar şurası ne olsun? Şu yükseklik H1 olsun. O zaman P1 neye eşit olur? Bakın bir tane öz kütle D çarpı bu öz kütleye etkileyen yer çekimi kuvvetini bulmak için ne olur? G. Böylece bir öz kütlenin ağırlığını bulmuş olduk. Çarpı kaç tane öz kütleyi üst üste koyduk arkadaşlar? H1 kadar H1 yüksekliğindeki öz kütleleri üst üste koymuş olduk. Yani H1 olarak buluruz. Yani buradaki basınç nedir? D çarpı G çarpı H1. Arkadaşlar sıvılar katılar gibi değil, her yöne hareket edebildiği için buradaki basınç P1 ise şuradaki basınç da yine P1'e eşittir. Örneğin şuradaki basıncı bulalım. Buradaki basıncı da P2 diyelim. Arkadaşlar ne yapıyoruz? Bakınız öz kütleleri üst üste koyuyoruz. Bir tane noktayı bir öz kütle gibi düşünelim. D. Bu öz kütleye etkileyen yer çekimi kuvveti çarpı G çarpı bize şimdi şu yükseklik lazım. Bu yükseklik de H2'dir. D çarpı G çarpı H2 olur. Tabi buradaki basınç nedir arkadaşlar bu çepere, bu
Kabın bu kısmına yapılan basınç nedir? Bu tarafa doğrudur. Yani bu şekilde bir basınç yapar. Çünkü sıvılar her yöne hareket edebilir. Çünkü sonuçta sıvı bir akışkandır. Arkadaşlar özellikle soru çözerken her bir noktayı bir öz kütle olarak düşünüp bu noktaları da üst üste yerleştirmek aklınıza gelsin. Durgun sıvıların basıncının öz kütleye, yer çekimimesine ve yüksekliğe bağlı olduğunu hemen anlarsınız. Arkadaşlar şimdi de basınç kuvvetini anlatmak istiyorum. Arkadaşlar basınç neydi? Birim yüzeye etkileyen kuvvet. 1 santimetre karelik yüzeye etkileyen kuvvet basınçtı. Şimdi buraya bir basınç var. Burada da bir basınç var. Burada da bir basınç var. Burada da bir basınç var. Bakın. Birim yüzeylere bir sürü basınç var. Birim yüzeyleri etkiliyor. Peki arkadaşlar birim yüzey sayısı neyi veriyordu bize? Alanı veriyordu. Yani biz şu yüzeye etkileyen basınç kuvvetini nasıl buluruz? Bakın 1 santimetre karelik yüzeye etkileyen kuvvet basınçtı. Burada kaç tane birim yüzey varsa o kadar basınç var. Değil mi? Şurada bir basınç var. Artı P deriz. Artı işte buraya bir basınç var. Artı P deriz. Artı nokta 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 artı. Arkadaşlar kaç tane P'yi toplarız burada? Kaç tane birim yüzey varsa o kadar P'yi toplarız. Birim yüzey sayısı bize neyi veriyordu? Alanı veriyordu arkadaşlar. O zaman şöyle diyebilir miyiz? P çarpı S. Tabi bu S nedir? Yüzey alanıdır. Bu da nedir? Basınçtır. Arkadaşlar özellikle durgun sıvıların basıncı ile ilgili sorularda basınç ve basınç kuvvetini birbirleriyle karıştırmayalım. Yani örneğin şuradaki basınç budur. Bütün basınçların toplamı nedir? Şu yüzeydeki bütün basınçların toplamı da nedir? Basınç kuvvetidir. Arkadaşlar yeri gelmişken hava basıncından da bahsetmek istiyorum kısaca. Bakınız, bir tane ince bir tenekeden yapılmış bir kutu düşünelim. Bunun içindeki havayı boşaltırsak, arkadaşlar, atmosfer basıncı bunu etki eder ve bu ince teneke kutuyu buruş buruş yapar, içeriye doğru buruşturur. Arkadaşlar bunu neden anlattım? Arkadaşlar bu olay çok önemli bir olaydır. Birinci sanayi devrimi hava boşluğu oluşturmak ve dışarıdaki atmosfer basıncından faydalanma mantığı üzerine kurulmuştur. Değerli öğrenciler, beni buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız ve videolarımı beğenirseniz sevinirim. Hepinize derslerinize ve sınavlarınızda başarılar.